Ulusal Kanal'da beraberliğimiz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Burada öyle bir dostumuz var ki o dostumuzu sizlere nasıl anlatacağım? Dost Derneği Başkanı Adem Gündüz. Siz Dost Derneği Başkanısınız. 3 yıl önce kurdunuz. Evet. Aynı zamanda sınıf öğretmenisiniz. Sınıf öğretmeniyim aynı zamanda. Dost Derneği'ni de şundan dolayı kurduk. Şimdi 2001 yılında ben henüz o zamanlar lise öğrencisiyken yani bisiklete biniyordum işte çocuk yani arkadaşlarla falan gezerken bir köpek gördüm. Yaklaşık işte 6-7 aylık civarında. Ormanın içine doğru ağzında bir kemik parçasıyla kaçtığını gördüm. Daha sonra işte hani yavruları vardır seveyim falan diye onun peşine takıldım bisikletle. Daha sonra o köpeğin büyük bir çalının işte arkasında ondan daha büyük beyaz bir köpeğe o kemiği bıraktığını gördüm. Ya. Dedim herhalde yavruları burada. Herhalde o da babası. O zamanlar anlamıyorum o kadar hani baba anne nasıl olur falan. Aynen. Evet. O kadar bilmiyorum. Sonra eğildim bir baktım ki köpek kuyruğundan telli ağaca bağlanmış. Vah. Kuyruk neredeyse kopmak üzere ve köpek de zayıflıktan neredeyse ölmek üzereydi. Daha sonra o tabii köpeğin o zamanlar kemik götürdüğü kemik götüren köpek evet. Tabii o zamanlar köpeklerden de biraz korkuyorum. Biraz da büyükçe bir köpekti. Babama gittim anlattım dedim kuyruğundan telle bağlanmış. Babam önce inanmak istemedi. Bir köpek dedi nasıl kuyruğundan telle bağlanabilir? İkna ettim. Yani o kadar yolu onu götürdüm. Sonra bu iki köpeği de biz sahiplendik. O siyah köpeğin adını ben Dost koymuştum zamanında. Açtığınız yani, davaları. Açtığımız davalar. Yalnız şöyle bir kötü bir yanı var bu durumun. Yasa çıkmadı. Yasa da çıksa aslında şöyle daha kötü bir durum var. Asıl kötü bir durum. Şimdi insan öldürmenin yasamızdaki cezası belli. Ama hayvan öldürmenin yasamızda bir cezası yok. Bu doğru. Mal İnsan olarak öldürmenin, geçiyor. Evet. Zaten mal. Mala zarar gibi geçiyor ki korkunç. Evet, hala da çıkmadı aynen. Maalesef. Yasal düzenleme gelse de. Şimdi şöyle bir aslında sıkıntı var. Yani insan öldürmenin cezası belli olmasına rağmen yine öldürülmeye devam ediyor. Kadınlarımız öldürülüyor yine aynı şekilde insanlarımız. Evet. Yani insanlara hayvanları sevdirmemiz gerekiyor en azından. Yoksa başka türlü yasayla çözülebilecek lazım. Durum değil. Evet. Biz bu bağlamda yani sınıf öğretmeni olmamdan münasebetiyle İstanbul'da ne mutlu size ki öğrencilerinize neler anlatıyorsunuz? İstanbul'da kendi öğrencilerimiz dışında 39 tane okula da aynı zamanda seminer verdik. Bunları genelde barınağımıza getirdik. Mutlaka getirdik. Yani bu hayvanları görüp sevsinler diye. Onlara manevi sahiplendirme de yaptık. Yani istediğinize istediğiniz ismi koyabilirsiniz diye. Belki de barınağımıza gibi köpeğin öğrenciler tarafından 5-6 tane ayrı ismi olabiliyor. İşte gittiğimizde soruyorlar öğretmenim benim dostum nasıl oldu? Öğretmenim benim işte pıtırcığım nasıl? Böyle Pepem nasıl? Güzel güzel isimleri var böyle. Her öğrenci ayrı ayrı sahipleniyor aynı canlıyı. Aynen. Evet. Aynı canlıyı ve her zaman gittiğimizde de neyse. Soruyorlar. Özellikle sadece bunu öğrencilerle bırakmadık. Huzur evlerine de gittik. Rehabilitasyon merkezlerine de gittik. Bunları yani buradaki vatandaşlarımızı da getirdik. Ama öğrenciye bu sevgiyi kazandırdığımız zaman ileride bu öğrenciden ihbar gelmeyecek. Veya bu öğrencinin sebep olduğu bir olaydan ihbar gelmeyecek en azından. En azından bu öğrenci hayvanı sevecek. Ama yasayla tabii ki biraz daha önüne geçebiliriz. Ancak sevgiyle daha çok önüne geçebiliriz. İnsanlara, hayvanların onlara zarar vermeyeceğini öğretmemiz gerekiyor. Çünkü zaten şu an günümüzde hepsi kısırlaştırılıyor. Yani şimdi ben ona da mala, üzülüyorum mala aslında. Zarar... Gerçi sokak hayvanları elbette üredikçe onlar sorunları da artıyor. Evet. Şu an bir ihbar geldi az önce programdan önce. Yani genelde biz ihbar üzerine çalışıyoruz. İhbar geliyor biz değerlendiriyoruz durumuna göre. Çok hafif bir vakaysa oralardan birine. Yani neydi ihbar eden, az önce gelen ihbar? Bir kedi yavrusu. Kısırlaştırma ile ilgili eğer kısırlaştırılmış olsaydı el kadar bir kedi yavrusu şu an annesiz kalmış. Yani buna süt anne arıyoruz. Süt anne bulamazsak zaten bir insanın desteğiyle yaşaması mümkün değil. Şimdi doğum yapmış bir kedi. Evet ve bırakılmış veya işte dişi. Çok mu minikmiş? Dişi. Eyvallah. Dişi bir de üstelik. Şimdi vatandaşımız dişi hayvanı özellikle dışarı atıyor maalesef. Yani bizim barınağımızda şu an 10 taneye yakın dişi yavru var. Dişi yavru kedi köpek yavrusu. Var. Köpek var. Ha, köpek kedi de var, var, köpek de var. Hepsi var. Bunları dışarı atmalarının sebebi hani doğuruyor diye. Aslında kısırlaştırılmış olsa yani popülasyon yine azalmayacak. Hani bazı arkadaşlarımız, bazı dostlarımız işte kısırlaştırıyorsunuz ama 50 yıl sonra popülasyon azalır mı falan diye soruyorlar.
azalmıyor. Çünkü vatandaş kendi hayvanına 12-13 sene bakmıyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi veterinerlik hizmetleri çok pahalı. Evet. Özel veterinerlere gidince. Siz dernek olarak bu kısırlaştırma ameliyatlarını nasıl yaptırıyorsunuz? 700, 800, 1000, 1500 liraya kadar çıkabilen fiyatlar biliyorum ben. Evet, aynen. Bir sokak hayvanını alıp kısırlaştırmak istediğiniz zaman neredeyse asgari ücret kadar bir ödeme yapmanız evet. gerekecek. Helal olsun, o da yapılabilsin ama belediyelerin veterinerlik hizmetleri vesaire beklentiniz ne? Şimdi ne olmalı? Biz ihbar üzerine genelde çalıştığımız evet. için aldığımız vakayı direkt tedavi soktuğumuzda tedaviden sonra kısırlaştırma ücretini de ona dahil ediyoruz. Yani bize paket bir fiyat sunuyorlar. Normalden dışarıya sunacakları fiyatın belki de %50, %60 civarın indirimli sunuyorlar. Yoksa başka türlü zaten altından kalkamayız. Biz bir de bakım evine soktuğumuz hayvanları, şimdi bu hayvan tedaviden sonra mutlaka bizim barınağımıza, bakım evimize girecek. Barınağımıza gelen hayvan kesinlikle kapıdan girer girmez kısır olması gerekiyor. Başka türlü zaten yasak. Biz bu şekilde kısırlaştırıyoruz ama belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine yapıyor bu işi. Kısırlaştırdığı hayvanı aldığı yere bırakıyor genelde. Bazı ilçe belediyeleri bırakmıyor maalesef. Onlar da şimdi şikayet üzerine aldıkları için, yani vatandaş şikayet ediyor işte şu mahalleden, işte şikayet üzerine köpeği alıyorlar, götürüyorlar bunu ormana bırakıyorlar. Bu hayvanlar otçul değil, etçil hayvanlar. Yani ormanda ne yiyebilir? Bir vatandaşın beslemesi gerekiyor yine vesaire. Bu sefer de şu oluyor, sahipli köpeğini getirip adam nasılsa burada hayvanlar besleniyor diye ormana bırakıyor. Bu sefer burada popülasyon artıyor. Tabii. Yani belediyenin kısırlaştırması da tek başına yetmiyor. Az önce söylediğim, biz kısırlaştır popülasyonu 50 yıl sonra bitirir miyiz? Bitirmeyiz. Çünkü vatandaşlar hiçbir hayvanına kendisi bakmıyor. İlk önce bizim vatandaşlara da eğer hayvan alacaksa kesinlikle kısırlaştırma şartıyla sahiplendirilmesi gerekiyor. Anadolu'da birçok belediye kısırlaştırma dahi yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani şu an biz dün işte Kastamonu'dan geldik. Dün gece. Evet, bir vaka için gittiğimizi söylediniz. Bir vaka için gittik. İhbarlara, sadece ihbarlara bakmış olsak Türkiye'nin bütün ihbarlarını bitiremiyoruz yine. Şimdi diyeceksiniz ki belediyenin neden haber vermiyorsunuz? Yani Anadolu'daki birçok belediyenin, belediye barınağının imkanları yok. Yani bir kırık ameliyatını yapacak veya bırakın kırık ufacık dişi köpeğin kısırlaştırmasını yapacak kadar bir imkan yok maalesef. Neden? Yani imkanları yok. Aslında imkan veriliyor. Yani Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü her belediyeye kısırlaştırılması için veya hayvan yani şeyler için, sokak hayvanları için bir bütçe ayırıyor. Ama maalesef belediyeler bunu, birçok belediye bunu bu yolda kullanmak yerine başka işlere kullanıyor. Başka yerlere aktarıyor. Maalesef. Yani çok hayvan sıkı takip edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle bu barınakların kulağa hoş olmayan yani bir belediye var. İfadeler geliyor ve pis kokular geliyor kesinlikle, pek çok yerden. Evet, kesinlikle. Maalesef. Şimdi bir örnek vereyim, iyi bir örnek. Bilecik Osmaneli Belediyesi mesela bu konuda iyi bir şey. Çünkü belediye başkanının kendisi de hayvansever. Yani kere baştan belediye başkanının yani hayvanlara değer vermesi, bizim kültürümüz olduğunu, bizim değerimiz olduğunu, yani bu ülkenin hayvanı sonuçta bu. Yani bu ülkenin canlısı bunlarda. Bunlara değer vermesi gerektiğini mutlaka öğrenmesi, mutlaka bilmesi, mutlaka idrak etmesi gerekiyor ki o ilçedeki hayvanlarda hani istisnai durumlar olabilir. Tabii biz Osmaneli'den de vaka aldık. Trafik kazası vakası aldık. Yani bu olabilecek bir durum. Trafik kazası olur ama şiddet vakası hiç almadık şu ana kadar. Yani bu neden? Çünkü vatandaş da görüyor bir sefer. Belediye başkanının bu şekilde hayvanlar iyi davrandığı ilçelerde vatandaş da görüyor. Diyor ki bizim başkan da hayvanları seviyor. Bir hassasiyet oluşuyor. Hassasiyet oluşuyor. Özellikle sokak hayvanlarına aynen. karşı. Mesela bize soruyorlar siz veteriner misiniz? Hayır, sınıf öğretmeni deyince şöyle bir duruyor. Sınıf öğretmeni gelmiş hasta hayvanı kucaklayıp arabaya götürüyor. Nereden geliyorsunuz diyorlar. İstanbul'daydık daha önceden. İşte İstanbul'dan geliyoruz diyoruz. Hakkari'den. Hakkari'de mesela. Hakkari'de gittiğimiz oluyor. Zapsuyu'dan. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine gittik. Ne güzel. Evet. Yani, ne güzel. Ne büyük bir yürek. Dost Derneği Başkanı Sayın Adem Gündüz'le konuşuyoruz. Bakın sokak hayvanlarımız için, sokakta yaşayan canlılar için dişini tırnağına takmış, tırnağını dişine takmış yollarda ve onların yardımına koşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video dolaştı. Hı hı. Çekmiş biri. Evet. Karşı daire zannediyorum. Perdeler yarıya kadar kapalı. Köpeğin sahibi muhtemelen bir şahıs. Başını yere vuruyor. Evet. İnsanın seyretmeye yüreği dayanacak gibi evet. görüntüler değil. Sonra bilgi sahibi olduk ki o can korumaya alınmış. O kişi sorgulanıyor ama yasalar yetersiz olduğu için
çok küçücük bir ceza ile belki şimdi şöyle serbest olsaydı. Serbest kalıyor. Yani maalesef serbest kalıyor. Sadece idari para cezası, üstelik onu da 15 gün içinde öderse zaten 120 indirimli ödüyor. Vah, maalesef. Vah, vah. Yani o kadar saksı parası gibi bir şey kalıyor yani. Şimdi maalesef şöyle kötü bir yanı var bu durumun. Ağır cezalar gelse tabii ki biraz daha caydırıcılığı olur ama sahipli hayvana zarar verene cezası biraz daha yüksek. Mala zarar vermekten işlem uygulanıyor. Ama kendi sahibi hayvanına ceza uyguluyorsa işte o hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. Çok vahim bu. Hayvan bu, gidip şikayet edemeyeceği için yani, ağzı hatta, yok, dili yok. Ve hatta maalesef şunu söyleyeyim, bize çok ihbar geliyor bu konuda. Karşı komşum işte evinde hayvana şiddet uyguluyor, sesini duyuyoruz, ne yapabiliriz? Kanıt olmadan bir şey de yapamıyoruz. Direkt gidiyoruz, şikayet ediyoruz adresi, işte kişiyi falan. Diyoruz ki yani en azından kontrol edilsin, yani hayvan kontrol edilsin. Hiçbir şekilde işlem uygulattıramıyoruz. Kanıt olması lazım. İyi ama perdeleri kapattıktan sonra en azından geçen sosyal medyaya yansıyan olayda perde yarıya kadar açıktı. Açık. Burada ha, bir, siz de izlediniz. Burada evet. Bir kanıt vardı en azından. Görüntü, bir video vardı. Ya video olmayan yerde, dört duvar arasında biz bilemiyoruz de giremiyoruz. Ne olduğunu değil mi? Kesinlikle. Kötü niyetli kişiler hayvan sahiplenebiliyor. Yani, maalesef. Polis de kapısına dayandığımız halde alamadığımız hayvanlar da oldu. Çünkü evet. Yasanın, hani yasa da bir yere kadar şu anki. Kesinlikle o da değişik. Bir can. Bunu idrak etmemiz gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle çünkü bu canlara eziyet yapan kişiler zaten insanlara da aynı potansiyel şiddeti. Suçlulardan. Suçlu. Çünkü geçen sene Eyüp'te yaşanan bir olay, talihsiz bir olay. Mutlaka izlemişsinizdir. Bir kediye tecavüz eden vatandaş. Ya. Evine polis baskını oldu işte şikayetler üzerine. Biz de şikayet etmiştik. Şu an 2 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor ama konu şu, pedofili. Videoları falan çıktı aynı evinden. Aynı zamanda, evet. Evet, maalesef. Bundan olmazsa dolayı yardım. O, ne bulursa. Yani, ya aynen. Çocuk, ya bir canlı. Belli ki hani bunun ya, zaten, evet. Bu hiç kadın. Şaşmamıştır şu ana kadar. Bizim şikayet ettiğimiz bu 22 dava, yani şu an 22 tane davamız devam ediyor. Bir tanesi düşmek üzere çünkü. Nerede yürüyor? İstanbul'da, İstanbul'da mı davalar? İstanbul'da. Gansunbaşa şeydi. Evet, baroların hayvan hakları merkezleri bu konuda çok duyarlı. Evet. Biz sürekli olarak onlarla yani onlar da yetişemiyorlar yasa çıksın aslında. Diye mücadeleyi o sürdürüyoruz. Kadar çok, evet. O kadar çok şikayet var ki, o kadar çok ihbar var ki onlar da yetişemiyorlar. Aynı biz de yetişemiyoruz. Nasıl vakaya yetişilemiyorsa şiddet uygulanan duruma da yetişilemiyor. Yani 22 tane dava. Ben sadece bütün derneği, bütün okulu, işimi bırakıp koşsanız, bu işle uğraşsam, sadece bu işe yönelsem, yani davaları takip etsem yine yetişemem. Hatta şöyle bir şey oldu. Köpek dövüştürenlerle ilgili genelde bizim şeyler. Evet. Yani bahis karşılığı köpek dövüştürenler. Para yok diyorlar ortada ama var yok, tabii yok. Ki. Parayı ortaya koymuyor tabii. Evet. Kanunların yetersizliğinden, boşluklarından evet. Yararlanıyorlar. Geçen 3-4 ay önce işte mahkemeye girdik. Ben elimde dosyalar, oturuyorum bankta, sıramı bekliyorum. Birisi geldi önüme, elini uzattı. İşte selam verdi. Ben dedi işte şu kişi. Şöyle dedi ki, hocam dedi ya, çok dedi güzel bir iş yapıyorsunuz. Sizi dedi tebrik ederim. Dedim nasıl bir insan? Kendisini şikayet ettim köpek dövüşünden. Ama size niye çok güzel iş yapıyorsunuz diye hayvanları geldi. kurtarıyorsunuz diye çok güzel iş yapıyorsunuz diyor ama dedi ki kendisi ben bu işe devam edeceğim. Çünkü dedi biz bu işten para kazanıyoruz dedi. Şimdi alacağım dedi kabahatler kanunundan bir ceza dedi. 10 dedi zaten biliyorsun dedi 15-20 gün içinde ödersem %20 indirimle ödüyorum. 280 lira mı civarında bir şey olacak. Sanırım yani hesaplamak trafik cezaları lazım. Bile daha gibi. O ondan bile düşük evet yazık. Çoğundan. Yazık. Bunu ödeyeceğim dedi. Sonra dedi köpeğimi dedi dövüşe soktuğum için bahisten dedi yine para kazanacağım. Hatta dedi köpeğim kaybetse bile dedi o köpeği sattığım için yine para kazanacağım dedi. Yani biz dedim boşuna uğraşıyoruz. Benim oraya gelip gittiğim para, şeyle harcadığım para adamın cezasından daha fazlaydı kat, yani. Kat fazla. Üstelik zaman yani hı-hı. O gün bir de okuldan okullar kapanmadan önce olmuştu bu olay. Okuldan izin alıp gittim bir de üstelik. Yani nelerden vazgeçip gittiğiniz olayda bir 280 lira bir ceza kestirebiliyorsunuz sadece. Adam vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyor. Ki geçmez de zaten. Yani bunun kesinlikle yüksek bir ceza olması lazım. Bakalım yani. Umutla bekliyoruz. Umutla bekliyorsunuz. Şimdi siz böyle bir derneksiniz. Sadece sokak hayvanlarıyla ilgileniyorsunuz. Bu arada sizin de barınağınız var. Evet. Barınağınızda sadece sokak hayvanları var. Evet.
Onun yanında çok şaşırdım. Atlar da var evet, dediniz. Terk edilmiş atlar eşekler. Nasıl olur? Yerimiz, o nasıl oluyor? Eşekler, atlar. Katırlar. Yani şimdi önceden aslında önceden de hayvana bu kadar yani ülkemizde ve Anadolu'da diyelim aslında büyük şehirlerde de aynı şekilde çok da değer verilmiyordu ama şu an video, internet işte bunlar falan yayıldığı için telefon herkesin elinde bir kameralı telefon var artık. Bunlar yayıldığı için ihbarlar arttı. Normalde büyüklerimiz anlatırdı yani hani işte şu köyden eşeğini işte kullanılmaz hale gelince yani tabiri caizse yani kullanılmaz hale gelince dağa saldıklarını işte üstelik de hani canlıyken dağa saldıklarını kurt işte bir şeyler yesin kurt tilki falan yesin gitsin diye. Gitsin orada benim gözüm görmesin. Aynen. Nerede çünkü ölürse kendisinin ölsün. İşine yaramıyor çünkü yaşlanmış hayvan yani. Bu şekilde yaptıklarını söylerlerdi. Şimdi ihbarlar genelde bu şekilde geliyor artık. Dağ bayıra salınmış işte eşekler yani perişan halde susuz, aç, yaralanmış, bir şekilde artık gözleri kör olmuş veya çok affedersiniz tecavüze uğramış bir sürü hayvan ihbarıyla aldığımız hayvanlar oluyor yani. Şu an barınağımız bunlarla dolu. Yani geneli insan şiddeti. Evet. Peki pek çok barınak belli bir süre barındırıyor canlıyı. Evet. Ondan sonra işte aşısını yapıp kulağına küpesini takıp bırakıyor. Salıyor. Salıyor. Sizde durum ne? Şimdi bizim aldığımız vakalar genelde bir uzvunu kaybetmiş. Bu saat artık o durumdan sonra bir insanın bakımına muhtaç hayvanlar. Yavrular hariç. Yavruları hiçbir şekilde affetmiyoruz. Kesinlikle alıyoruz. Çünkü bu yavrular ya trafik kazasında bir şey oluyor ya bir insan... Tabii. Tekme atıyor, zarar veriyor, bir şey oluyor. Yavruları kesinlikle alıyoruz. Yavruların dışındaki büyükleri sahiplendirmek daha zor. Genelde biz tedaviden sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz. Bir kişi eğer iyi bakacağına inanırsak gidip yerinde görüyoruz bakacağı yeri. Büyük köpekler için özellikle bahçesi olmasını istiyoruz. Görüyoruz ve sahiplendiriyoruz. Bir de şöyle oluyor. Yani sokakta görse aslında 10 tane hani belki görecek aynı köpekten. Çok ilgilenmiyor vatandaş ama derneğin barınağına girince... Hani biraz değerli hale geliyor. Çünkü bir de vaka geçirmiş yani bir felaket geçirmiş. Bir tür kaza geçirmiş veya insan şiddetine maruz kalmış veya bir hastalık geçirmiş, ölümden dönmüş. Bu tür vakaları aldığımız için insanlar da biraz da hani acıma duygusuyla alıyor. Ve zaten alan bir kişi bir 5-6 sene baksa bizim için bu sirkülasyon oluyor aslında. Yani 3 sene önce sahiplendirdiğimiz köpek mesela geçen sene geçen ay geldi mesela geri geldi. Bizim için bu çok böyle bir külfet olmadı. Çünkü o sırada sirkülasyon oldu. Yani hani bu köpeği biz yine sahiplendiririz sonuçta. Bu şekilde bakıyoruz. Geri geliyor. Sözleşmeyle sahiplendirdiğimiz için geri geliyor. Bir sözleşme olmasa aslında bunları da sokağa atarlardı. Ya. Geri aldığımız yere kesinlikle hayvan bırakmıyoruz. Çünkü o mahallede ya bakımsızlıktan hasta olmuştur o. Yani veya işte ilçede, ilde veya şiddetten bir şekilde başına bir şey gelmiştir. O hayvanı tekrar yerine bırakmıyoruz. Ömrünün sonuna kadar ya barınakta, barınağımızda kalıyor. Barınağımızda da küçük alanlar yok. Oldukça büyük. Mesela bir bölme 1800 metrekare. Nerede barınak? Bilecik'e taşındık. Yani İstanbul'daydık. Taşıdınız barınağı. Taşıdık barınağı. İstanbul'da neredeydiniz? İstanbul'da Arnavutköy'deydik. Şöyle aslında bizim Bilecik'e taşınmamız Anadolu'dan gelebilecek olan ihbarlar için daha iyi oldu. Daha yakın oldu. Daha hızlı ulaşmamızı sağladı. Yani bir gecede gidip Kastamonu'ya gidip hayvanı almak İstanbul'dan daha zordu. En azından 300 kilometre kadar daha Anadolu'ya yaklaşmış olduk. Direkt ortası gibi. Kliniklere yakın, İstanbul'a yakın. Çok ağır vakaları halen İstanbul'a getiriyoruz. Büyük kliniklere getiriyoruz. Onları nasıl getiriyorsunuz? Araçlarınız yani, mı var? Diyelim ki bel kırığı bir vakamız var. Bel kırığı ama sinir kopmamış henüz. Bunu birleştirebiliyor hekimlerimiz. Yani bir tür bir şekilde yürümesini sağlayabiliyorlar. Ama sinir kopmadıysa, yani çatladıysa veya kırıldıysa veya buna benzer bir vaka olduysa veya çok spesifik durumlar olabiliyor. Mesela? Asitle yakılmış yüzü gözü. Bunu kurtarmaya çalışmak mesela çok zor. İnsanlarda bile zordur ki hayvanlarda daha da zor. Çünkü yani işte şuraya dokununca acım var diyemiyor, ağrım var diyemiyor işte veya işte acıyor şunu. Ama her tarafı evet. Tabii. Yani şu an halen var. 9 aydır tedavisi devam eden asitle yakılmış bir vakamız var. Yani yüzünü kurtarmaya çalışıyoruz. Bir de kedimiz var. Aynı şekilde yine devam eden. Bir gözün tümüyle kurtardık. Bir gözü %30 oranında falan görüyor. Yeter yani. Canım. Yetiyor yani şimdilik. İnsanlara karşı nasıl bir... Bu vakaların insanlara karşı çok kötü yani. Oluyor. Yani başını hiçbir şekilde nasıl çok çok zor oluyor. Sevdirmiyor. Mümkün değil. Yaklaşmıyor. Bırakın yaklaşmayı. Hani mama aç kalsa bile mama dahi yemiyor. Nasıl yakmışlar? Siz bırakıyorsunuz. Bu nasıl geldi 9 size? Ay
9 aydır tedavide. 9 aydır bu şekilde. Yani artık nasıl, el bebek, gül bebek. Asitle nasıl yakmışlar bunu? Düzce Gölormanı köyünden aldık. Sağ olsun. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Kolluk kuvvetlerinden askerler bu konuda daha duyarlılar böyle. Gayet tabii. Türk Sağ Silahlı olsunlar. Kuvvetleri her Türk konuda. Türk Silahlı Kuvvetleri her duyarlı. Konuda gerçekten bu ülkenin hani değerlerine zarar verilen her konuda çok çok duyarlılar. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz buradan da. Şöyle bir durum oluyor. Genelde ilçe ise jandarma komutanlıklarına direkt söylüyoruz. Diyoruz böyle böyle bir durum var. Onlar bizden daha da öfkeleniyorlar bu duruma. Ve sonuna kadar gitmeye çalışıyorlar yasanın. Yani Gölormalı Köyü'nde Yusuf Assubay diye bir assubayımız vardı. Sağ olsun kendisi çok uğraştı bu vakayı yapan kişiyi. Yani bu köpeğin bulmak yüzünü. Yaklaşık 3-4 ay falan uğraştı. Asit öyle mi? Evet yüzünü yani Allah hatta güneşte tepkimeye girmesini sağlayan bir tür kimyasal bir şey. Yani otoimmün hastalıklar bakımından da kontrol ettirdik. Siz artık bir aynı zamanda veteriner gibi de oldunuz evet, tabii. Yani, evet yani bu vakalarla ilgilene. Şimdi çok uğraştık bunu bulmaya. Yani bulunsaydı gerçekten de jandarma bizden daha da sinirliydi bu konuda asker. Şimdi ama maalesef bulunamadı. Şimdi birçok vaka bu şekilde oluyor. Böyle? Kedi de var. Kedinin yine mi asitle yakılmış? Yine asitle yakılmış. Aynı köyden. Üstelik bir de hamile kediydi ve üstelik bu da Körfez'dendi. İzmit Körfez tarafındandı kedi ihbarı. Kedimiz onun da tedavisi hala devam ediyor. Yani yüzünün sol tarafı, gözü dahil hiçbir şekilde yok. Tamamen alınmak zorunda kaldı. Bir insanın ömür boyu bakımına muhtaç hale geldi yani. Şimdi barınakta kalan hayvanlar bu şekilde. Zaten iyi kötü yürüyebilen hayvanı hemen sahipleniyorlar. Çünkü barınağa girdiği için yani dernek peki barınağına girdiği için. Peki bu kediyi sahiplenen oldu mu? Aslında olmuştu ama geri geldi kedi. Neden? Yani büyük ihtimalle bakamadılar. Çünkü kendi yani İhtiyaç görüntüsü mi? De biraz şey. Olur mu? Korkutucu bir görüntüsü var insanlar bakımından. Yani gören mesela böyle ay ne olmuş falan hani diyebiliyor. Onun bize bir yükü yok. Yeter ki biz gözümüzün önünde olsun. Yani ne oldukça güzel. Büyük bir alanları var. 30 metreye yaklaşık 7,5 metre bir alanları var. Psikolojisi nasıl o kediciğin şimdi? Onu, doğum yaptı mı? Doğum maalesef bebeklerini almak zorunda kaldı hekimler. Çünkü ilaç uygulayamıyorlardı. Yani bir şansımızı deneyelim dediler. Aslında almadılar. İlaçtan sonra 3 hafta kadar daha falan dayandı. Ondan sonra bebekleri ölünce aldılar hemen. Evet. Yani biz alınmasına karşı çıktık ilk önce. Dedik hemen almayalım. Bir şansımızı deneyelim. Bir ihtimal de hani %1 bir ihtimal de mi yok? Bu ilaçlardan sonra yaşaması için diye. Yani bebekler belki hayatta kalabilir. Var dedi. Tabii ki var. Yani ölmeye de bilir dedi. Ama maalesef işte 3 hafta kadar falan sonra alındı yani ameliyatla. Ama kendi hayatını kurtarabildik. Yani bu vesileyle de hani kısırlaştırılmış da oldu. Tedavi zaten tedavi aldığımız her hayvanı kısırlaştırıyoruz. Bu tür hayvanların bize hiçbir şekilde yükü yok. Yani başımızın üstünde yeri var. Çünkü zaten bir vaka yani bir ağır bir travma atlatmış. Peki, hayatında bu canlıların psikolojisi nasıl? Şu anda köpeğin psikolojisi mesela asitle yakalanan çok ay, kötü. Bu şekilde 3 tane vaka, 4 tane vakamız var şu an bu şekilde alıştırmaya çalıştığımız. Birisi çok kolay alıştı. O da kanga aldı. Şimdi Düzce Gölormanı köyünden aldığımız bu yüzde asitle yakılan köpeğin tedavisi, psikolojik tedavisi daha doğrusu. Psikolojik tedavisi yaklaşık 6 ay falan sürdü. El bebek, gül bebek bakılarak, bir insan birebir ilgilenerek. Yani onunla da babam ilgilendi. Babama sahiplendirdim ben onu. Aslında sahiplendirmedim de dernek olarak emanet ettik yani. Evet, dedik, senin artık bu bütün ilaçları, her şeyi böyle hani birebir liste tutarak artık böyle gel oğlum, git oğlum işte yemiyorsa işte onun yanına oturarak, eliyle yedirerek bir şekilde bu şekilde alıştırdık. Babama da bir sefer aşık oldu resmen. O şey, şimdi o, araları ama ne güzel. O çok, çok iyi oldu şu an araları. Bu şekilde getirene kadar ama 6 ay falan geçti. Bir köpeğimiz var, yine şeyden bacağı kesilmiş, Ordu Ünye Çöplüğü'nden aldığımız. Bütün bacaklarını onun kesmiş? Bir bacağı kesilmiş. Bir bacağı. Çok hisli bir hayvan, inanılmaz derecede hisli. İnsanlardan... İnsanın yüreği dayanmıyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef. Ne olur, bunlar canlar, bunlar sokaklar aslında onların, biz onların yerlerini işgal ettik. Kesinlikle. Onlara hep bir kap mama, bir kap su diyoruz ki biz bunu özellikle Bahçeşehir bölgesinde yaşayanlar çok yapıyoruz. Bütün sokak canlarımıza çok çok iyi bakıyoruz. Ama arada maalesef yüreğimizin çıkalım. Dayanmayacağı işkenceler uygulanan evlatlar da var. Ne olur bu canlara kötü davranmayın, davranılmasın.
İki ayaklılardan zarar var ama bu dört ayaklılardan zarar yok. Ayağı kesilmiş halde buldunuz. Ne durumda şu anda? Şu an iki sene falan, hatta üç sene oldu, özür dilerim. Okullarda üç. Bilinç oluşturulmalı çocuklara. Evet, kesinlikle. Yani biz buna hani okullarda hayvan sevgisi işte ders olarak okutulsun diye devamlı dilekçeler verdik. Ve hatta şunu da söyleyeyim, camilerde, hutbelerde bile okutulsun diye dilekçeler verdik. Ama çok böyle hani dikkate alınmadı konu. Bu dikkate alınmayınca tabii biz bir sefer şeylere gittik, okullara gittik. Müdürlerle görüştük. Sağ olsun onlar da iyi karşıladılar. Öğretmen arkadaşlarla görüştüm. Yani ben dedim yeter ki şey yapayım, geleyim, anlatayım. 39 okulu bu şekilde hani devam et, halen daha devam edeceğiz. Tabii şimdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda şeyden, daha duyarlı davranması lazım. Okullarda çevre bilinci, çevre sevgisi gibi çok ciddi, bilmiyorum dersler var mı? Okutulmuş aslında yok olsa, maalesef. O kadar ciddi hem yok. Hem hayvanlara sevgiyi, hem onlara doğaya, hem doğaya sevgiyi, doğayı kirletmemeyi çocuklarımıza öğretirsek, hatta büyükleri uyarmaları konusunda onları eğitebilirsek ne kadar güçlü bir yol almış yani, oluruz. Nesli eğitmek gerçekten çok önemli. Yani ben şunu görüyorum çocuklarda anlattığımda. Aa, öğretmenim bana diyor annem yalan söylemiş diyor. Yani çünkü işte anne köpeği, işte uyuz köpeğin mesela bir öncesi ve sonrası halini gösterdim. Çocuklar tanıyamadı. Çok da mutlu oldular. Bu köpek nasıl bu kadar güzel olmuş diye. Hani çocuklara bunun göstermemiz bile yeter. Bunlar ilkokul birinci, ikinci sınıf çocuklar ama öğrenciler ama hani ileride en azından bunlar hayvanlara şiddet uygulamayacak. Veya yaralı bir hayvan gördüğünde asıl bunu beslemesi gerektiğini öğrenecek. Veya hani uyuz dediğimiz deri hastalığı bu. Aslında basit bir hastalık. İlerlememesi sadece, yani hiç ilaç kullanmadan bile, bazı vakalar hiç ilaç kullanmadan bile iyi besleyerek iyileştirilebilecek durumda aslında. Bunların aslında iyi beslenmesi gerektiğini, beslenilmesi, işte yemek verilmesi gerektiğini öğrenmeleri çok çok önemli aslında. Şimdi bu şeyden, Ordu Ünye Çöplüğü'nden aldığımız köpek 3 yıldır bizdeydi. Bunun psikolojik durumunu düzeltmesi 2 yıl sürdü. Ama şimdi insanların tepesine atlıyor. O bacağı kesilen. Bacağı kesilen. Aynı şekilde Sivas'ın Divri ilçesinden bir köpek aldık. Kangal üstelik. Kangal. Sivas'ın, üstelik yani, yurt dışına çıkarılması yasak olan, aynen, koruma altında olması gereken bir cins. Köpek. Ve, çünkü dünyada sadece bize ait Sivas Kangal, evet, ırkı. Ve inanılmaz derecede güzel bir köpek. Ne gören yapmışlar? Bayılıyor köpeğe. Yani yatarken, çok kötü bir vaka bu ama hani yatarken bacağını baltayla kesmişler. Biz bunu aldığımızda yani dehşete düştüğüm nadir vakalardan birisiydi bu. İstanbul'dan gidip almıştım. Yaklaşık 2000 kilometre falan tuttu geliş gidiş. Biz hani vakalara giderken oldukça hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bir de gittiğimiz vakayı şöyle yapıyoruz. Diyelim ki Sivas'ın Divri ilçesinden aldık. En yakın neresi var? Fakülte var. Sivas Fakülte. Hemen fakülteye götürüyoruz. Bu hayvan yola çıkabilir mi? Çıkamazsa yola çıkabilecek hale getirmemiz gerekiyor orada. Orada bıraktığımız hayvanlar da oldu. Yani gittiğimiz ilde, ilçede bıraktığımız hayvanlar da oldu. Dernek karşıladı onun masraflarını, yani toplu halde işte şeyler, gönüllüleriyle birlikte, ama hayvan orada kaldı. Daha sonra iyileştikten sonra gidip aldık. Yine anladım. Bırakmadık. Tabii yine bırakmadık hayvanı. Şu anda barınakta mı? Sizin biz onu direkt aldık. Yani fakülte bize çıkabilir dedi. Sardı, sarmaladı. Bize İstanbul'a getirdik. Şimdi nasıl? Hareket şu edebiliyor mu? Üç bacakla. İnsanlara inanılmaz yakın. Gerçi onun hani çok sürmedi. Hareket edebiliyor da hayvan farkında, yani hani bir uzvunun olmadığının çok çok farkında. Bir de en kötü vakalardan birisi daha, Sakarya'nın Taraklı ilçesinden aldığımız bir vakaydı. Köpeğin ön bacağını buradan şöyle tüfekle vurarak kopartmışlar. Yani bu şekilde kendisi iyileşmiş, iyileştikten sonra artık yara kapanmaya başladıktan sonra bize haber geldi. Hmm. Yani bu bacak nasıl olabilir, nasıl kopartılabilir, hayvan bu şekilde nasıl, yani acıdan nasıl ölmedi? İnanın şaşkınlık içindeyiz yani. Peki ihbar için sizi nasıl aramalılar? Diyelim ki kurumsal hattımız var. 0850'li bir hattımız. Evet. Verebiliriz 0800... numarasını zannediyorum, değil mi? Rejideki arkadaşlarımıza da sordum. Çünkü sokaktaki canlara yardım derneği hiç olmazsa Türkiye'nin dört bir yanından size ihbar yağabilir. Bir biçimde bir canı kurtarmak yine çok önemli bir hizmettir. 0850 346 346 36 78
3658. Bu numaraları da daha kolay numaralar haline dönüştürse değil mi? Aslında 0850 346 biraz sıkıntılı. 3670 sonu dost. 36 78. 78. Evet, burası aslında klavyeden veya işte tuşlardan tuşladığımızda dost olarak. Dost çıkıyor. Evet, dost çıktığı için bunu aldık. Deneyeyim bakayım telefonumdan. Evet. Ha, 3678. O şeylerin üzerinde, evet, harfler. O şeylerin üzerinde olduğu için. Orada. Bakalım. Bakalım bakalım. Yani vatandaşlarımızın 36 346 ezberlesi yetiyor. 346 0850 klasik duracak. 346 dost diye arayacak. Dost diye yazmaya kalkınca da evet. Dost bakayım yazıyorum. Aa evet. Evet. Çok güzel. Bu 36, akılda kalıcı 78. olsun diye biz genelde, evet, bunu sosyal medyadan da yaydık hani dost şeklinde. Altına da 3678'i 346 akılda kalacak, 850'li hat. Zaten sabit. Son 5 dakikamız 3678'i akılda, evet, tutamayınca dost. Evet. Zaten klavyelerde artık bu aynı zamanda var. Hem çağrı merkezi numaramız hem de WhatsApp ihbar hattımız. Buradan aynı zamanda bu. Aynı zamanda, evet. Evet. Tek bir numarada birleştirdik hepsini ki insanlar daha çabuk ulaşsınlar ve bunu her zaman açık tutmaya çalışıyoruz. Yani genelde cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Her yere peki ulaşmaya çalışıyoruz. Peki şu anda süt anne aradığınız yavru kediyle ilgili bir mutlu haber geldi mi? Henüz gelmedi. Onu büyük ihtimalle giderken ben götüreceğim. Nerede artık, şu anda kedicik yavru? Gebze'de. Gebze'de. Hı-hı. Gebze'den giderken alacağım. Bilecik'e götüreceğim barınağımıza. Biz kendimiz ama besleyeceğiz. Ama gidene kadar ne yapacaksınız? Oradakilere anlattım durumu. Nasıl beslenmesi gerektiğini. Ne yapılıyor? Peki biz de bilelim. Yani hepimiz için, biz insanlar için ilk yardım konusunda bilgi yani, sahibi olmaya çalışıyoruz da. Bir süt yavru, süt bebek, kedi veya köpek bulunduğunda veya kuş, ne bileyim. Köpek biraz daha kolay bu konuda. Evet. Önce kediden başlayayım. Şimdi annesi yani yemek yiyemeyecek durumdaki bir küçük bir yavru bulduğumuzda, kedi yavrusu bulduğumuzda yapmamız gereken şey ilk başta onun çişini yaptırmak. Çişini yaptırmak en önemli şey. Beslemekten daha da önemli. Hayvanlar açlıktan değil, yavrular açlıktan değil, anne çişini yalıya yapamadıkları yalıya için. Yaptırtır. Normalde anne yalıya yalıya yaptırıyor. Hı. Biz bunu nasıl yaptıracağız? Kediyi sırt üstü elimizde alacağız. Bakın çok önemli bir şey öğreniyoruz. Bir canı, minik bir canı kurtarmak için alacağız. Kediyi sırt üstü elimize alacağız. Bir pamukla popo kısmını sileceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Hı? Bu kadar yani. Bunu yaptıktan sonra hayvanın hayatını kurtarmış olduk. O zaten bir şekilde yemek isteyecektir. Şırıngayla falan besleyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Ne hiçbir şey bulamazsak peki? Eğer. Hiçbir şey bulamadık. Normal süt alıp suyla karıştırıp, az bir şey suyla karıştırıp bunu da verebiliriz. Ama suyla karıştırmamız gerekiyor. Çünkü ama bulabilirsek, imkanımız varsa, aynen is olur. Ve zarar verir hayvana. Karnını şişirir falan. Suyla karıştırmazsak. Normal inek sütünü. Ama eğer imkanımız varsa kliniklerde yani veteriner kliniklerinde kedi sütü satılıyor. Toz halinde. Toz halinde satılıyor. Ne kadar güzel. Karıştırıyoruz. Köydeyiz hepimiz çantamıza ki koyalım birer tane değil mi? Bu vakalarla, evet, karşılaşabiliriz. Bozulur mu acaba onlar? Yani kolay kolay bozulmuyor. Sulandırılmadığı sürece. Zaten ihtiyaç halinde sulandırılıyor o kadar. Bir de küçük şey damlalık. Şırınga. Damlalık daha uygun aslında. Beslemesi de yani çişini yaptırdıktan sonra inanın beslemesi o kadar kolay ki bir şekilde ama beslersiniz. Ama illaki çişini o kesinlikle yavru bebeğin, yavru bebek ne demek, yavrunun çişini yaptırmak lazım. Kesinlikle. Evet. Köpeklerde çişini yaptırmanıza da gerek yok. Sadece besleyeceksiniz bu kadar. Onları da mı aynı şekilde? Hı-hı. Aynen aynı şekilde. Veterinerlerde onlar için de şey satılıyor mu? Satılıyor. Aynı şekilde yine köpek tozu, süt tozu var. Kedi süt tozu var. Bunlarla beslenebilir. Marketlerde bile satılabilmeli bence. Aslında büyük marketlerde de var. Öyle mi? Hı-hı. Büyük marketlerde ama normal bakkallarda falan veya işte mahalle marketlerimizde falan yok da daha büyük evet, şeylerde var. Sokakta gördüğünüz bir canın hayatını kurtarmak istiyorsanız 0850 o 850'li hatlar diyebiliyoruz. Aklınızda 346'yı tutun. 3, 4, 5'i atlayın 6, 346. Sonra klavyenizden dost yazıyorsunuz, evet, rakamsal olarak. Ve bize ulaşıyor. Size ulaşıyor. Ne kadar güzel. Kaç dakikamız kalmış acaba? Sizin mesajınız ne olacak Türk toplumuna, annelere, babalara?
İki dakikamız var. Şimdi öğretmenlere, bizim... yayın kuruluşlarına, yayın kuruluşlarında bu konuda programları göremiyoruz maalesef. Evet, maalesef çok eksik. Yani yayın kuruluşları aslında bu konuya biraz daha... Biz çok ciddi biçimde yapıyoruz programları. Önümüzdeki hafta da yapmak istiyoruz. Çünkü baro ile ben takip ediyorum bazen. Evet. Çok çok teşekkür ederiz size bu konuda. Her zaman yanınızdayız. Evet. Bu konuda ilk önce öğretmenlere kesinlikle hayvan sevgisini anlatmalarını istiyoruz. Çünkü biz bütün Türkiye'ye yetişemeyiz. Mümkün değil. Kendi İstanbul'da... Ama tabii müfredat dışına çıkamayacağı için yani bunun da... ufak ufak da değinebilir. Mesela bugün 4 Eylül, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü diyebilir. Veya bunu dese yeter. Arkadaşlar, işte çocuklar, çocuklarım, işte hayvanları korumamız gerekiyor. Bunu dese çocuğun aklında yer eder bu. Zaten hani müfredatın dışına çıkmasına gerek yok. İki kelime bir şey söylemesi gerekiyor bizim için. İlla ders olarak değil de. Ha, ders olsa tabii ki daha da güzel olur. Ya, müfredatın dışına çıkamıyoruz. Bu doğru. Annelere özellikle, yani yemeklerimiz mutlaka artıyor. Mutlaka. Yani soframıza mutlaka bir şey çöpe gidiyordur. Hepimizin. Gidiyor tabii. Mutlaka gidiyordur. Bunu çöpe atmak yerine bir kediye verebiliriz. Bakın, kediye verdiğimiz bir lokma bize ihbar gelmemesi demek. Bu kedi hastalıktan, açlıktan hasta oluyor. İşte açlıktan yemek ararken araba çarpıyor, bir şey oluyor. İnsan şiddetine maruz kalıyor. İnsan pisi pisi diyor, geliyor. Tekme atıyor maalesef. Yani yapıyor, o evet. İyi niyetle geliyor. Yani kedi de sanıyor ki bir şey verecekler bana. Karnı aç çünkü. Yani en hırçın kedi bile, en hırçın hayvan bile hatta çağırdığın zaman, yani onun diliyle çağırdığın zaman, pisi pisi veya gel dediğin zaman gelir. Çünkü hırçın olmasına rağmen aç. Yani bundan dolayı. Yani annelere bunu söylüyoruz. Çocuklara hani işte şundan kork, bundan, aman şu pis, bu pis diyeceğine şunu anlatmasını istiyoruz. Bu bakıma muhtaç. Yani bu bizim, bize muhtaç, bu insanlara muhtaç. Biz bunları korumamız gerekiyor. Bunu anlatmalarını istiyoruz mutlaka. Evet. Onlar bize emanet çünkü onlar. Emanet, evet. Emanet. Onlara sahip çıkalım. Özellikle sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bu konuda toplumsal bilincin oluşması lazım. Ve hayvana şiddet, hayvana kötü davranmak ya da sahiplenip hayvanı sokağa atmak, barınaklara bırakmak gibi duygulardan lütfen arının. Çünkü onlar da can ve onlar da duygu taşıyor. Çok teşekkür ediyorum. Dost ben teşekkür Derneği ederim. Başkanı Sayın Adem Gündüz bizle birlikteydi. İhbar hattı da var bu canları kurtarmak için. 850'li hatlar, 0850, o zaten biliyoruz. 346'yı aklınızda tutacaksınız ve klavyenizden dost yazarak aslında 3678'i çevirmiş olacaksınız. Gelecek hafta. Yeni başlayan hafta, Salı günü saat 17'de Nasıl Yani Demek için yine karşınızda olacağız. Lütfen Ulusal Kanal'dan ayrılmayın. Esen kalın.